dağıtılmasını istiyoruz. Zafer'in bize yazdığı ufak bir mektup var. Dün hastane içerisinde dağıtıldı. Bunun son kısmını size paylaşmak istiyorum. Biliyorum, arkamdan iki gün ağlayıp üçüncü gün unutacaksınız. Hayatınızda hiçbir şey olmamış gibi devam edeceksiniz. Benden önce her sene ölen 1500 işçi gibi, Soma'da ölen 301 işçi gibi. Şimdi diyorum ki, iş buldum, ekmek buldum diye sevinirken, güvenlik önlemlerinin alınmamasından, gerekli eğitimin verilmemesinden, altyapı eksikliğinden canımdan oldum. Artık hiçbir işçi bu sıkıntıları yaşamasın. Sizler aynı kurumda çalışmaya devam edeceksiniz. Yaşamak istiyorsanız, sevdiklerinizle mutlu bir yaşam sürmek, evlenmek, çocuk sahibi olmak istiyorsanız, var olan şartların, eğitimlerin tamamlanmasını isteyin. Çalışma Bakanlığı başta olmak üzere tüm sorumluların yasalarca cezalandırılması en büyük dileğimdir. Ceza alsınlar ki tekrar aynı hatalar yaşanmasın. Hepinize o anlamda teşekkür ediyor ve güle güle sözleriyle mektubuna son veriyor. Zafer arkadaşımız... Zafer bizim mesai arkadaşımızdı. İşe başladığı günden beri onu tanıyor, yaşadığı süreçte her zaman yanındaydık. Zafer'in mektubunda söylediklerini bizler unutmayacağız. Onu hiçbir zaman unutturmayacağız. Diğer canlar yanmasın, yeni ölümler olmasın diye. Ailesi başta olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımıza, hastane çalışanlarına başsağlığı diliyorum. Zafer hastalandıktan sonra ağır işleyen devlet ve hastane bürokrasisiyle uğraştı. Evraklar için çok koşuşturdu. Karaciğer nakli olmasına rağmen prim gün sayısı yeterli olmadığından malulen emekli olamadı. Kusurlu kurumlar hakkında iş kazası ile ilgili savcılık soruşturması başlatıldı. İlgili davalar açıldı. Kurumumuz tarafından bunun takibi sonuna kadar yapılacaktır. Hastane yönetimi tarafından dillendirilen arkadaşımızın madde bağımlısı olduğu yönündeki söylemleri kınıyoruz. Tıp etiğine uymayan bu testlerle ispat edilmemiş durumu konuşmak, hastanın kişisel bilgilerini ikinci ve üçüncü kişilerle paylaşmak ne kadar etiktir? Yönetim istifa! Yönetim istifa! Yönetim istifa! Yönetim istifa! Yönetim istifa! Bu tür söylemler yerine başka ölümler olmasın diye hatalıların kabulü, iş güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınması ve altyapı çalışmalarının olmasını istiyoruz. Enjektör iğnelerinin uygun kutulara atılıp başta temizlik personelleri olmak üzere bütün personellerden bu tehlikeli ortamların uzaklaştırılmasını istiyoruz. Acil cerrahi binasındaki kanalizasyon sorunu çözülmeli, kırık dökük yerler yapılmalı, hastanenin altyapısı yetersizliği yüzünden her şiddetli yağmurda hastanenin her tarafı sular altında kalmaktadır. Başta temizlik personeli olmak üzere tüm personeller bunu temizlemektedir. Lütfen bu konulara çözüm üretin. İSKİ ve belediyelerden konuyla ilgili destek alın. Şimdi Zafer için tek talebimiz var. Yaşanılan iş kazaları unutulmasın diye hastanemizdeki bir afinin Zafer Açıkgöz oğlu olarak isimlendirilmesini istiyoruz. Bunun için hastane içerisinde imza kampanyası başlatıyoruz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz. Zafer'in katili taşeron düzeni. Zafer'in katili.